Bugün ikinci gün. Bugünün konu başlığı sözler ucuzdur. Yasanın tekrarı 11-13-15 şöyle der. Tanrınız Rabbi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla ona kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, Rab ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız. Rab tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak. Siz de yiyip doyacaksınız. Hiçbirinin sözler ucuzdur dediğini duydunuz mu? Bir bakıma bu doğrudur. Özellikle söz konusu sevgi olduğunda. Çünkü kabule layık sevgi gösterilen sevgidir. Gösterilmeyen sevgi sevgi değildir. Tanrı kesinlikle böyle düşünüyor. Bu nedenle bize olan sevgisini çarmıhta gösterdi. Bize sadece söylemedi, bize sevgisini gösterdi. Aynı şekilde gerçek tapınma her zaman kalplerimizdeki motivasyonla başlarken asla orada kalmaz. Sevgimiz tapınma olarak kabul edilmesi için ifade edilmelidir. Ve tüm iletişimin %55'i beden dili olduğundan eylemlerimiz aslında sözlerimizden daha yüksek sesle konuşur. Peki Tanrı'ya olan hayranlığınızı nasıl gösteriyorsunuz? Tapınmanızı nasıl gösteriyorsunuz? Pastör tapınmayı ifade edilen sevgi olarak tanımlıyor. Bu doğru ama boşluklar bulma konusunda eğilimimiz olduğundan bu tanımı genişletmeme izin verin. Tapınma Tanrı yolunun ifade edilen sevgisidir. Gary Chapman, Beş Sevgi Dili adlı kitabında hepimizin 5 farklı yoldan biriyle sevgiyi ifade etme ve alma eğiliminde olduğumuzu belirtiyor. Bu sevgi dilleri onaylama, yani güzel şeyler söyleme, kaliteli zaman, hediye alıp verme, hizmet eylemleri ve fiziksel temastır. Ben oldukça basit bir adamım. Bir köpek yavrusu gibiyim. Beni mutlu etmek isterseniz benimle güzel konuşun ve karnıma arada sırada kaşıyın. Öte yandan eşim tam bir muamma. 5 sevgi dilini de akıcı bir şekilde konuşuyor. Zorluğum gözlemle, ince ipuçlarıyla ve hangi zamanda hangi dili konuştuğunu daha fazla dua ve oruçla keşfetmek. Buradaki zorluğu görüyor musunuz? Bir erkek olarak eşiniz size bir balıkçı teknesi satın alırsa gerçekten sevilmiş hissedebilirsiniz. Ancak eşinize olan sevginizi bir balıkçı teknesi alarak ifade etmeye çalışırsanız muhtemelen bunun içindeki sevgiyi görmediğini hızlı bir şekilde keşfedeceksiniz. Aynı şekilde eşim bana bir keresinde hediye olarak bir spa paketi aldı. Bu çok hoş bir hareketti ama ben o tür bir adam değilim. Mesele şu ki birisine sevgi ifade etmek için kendi sevgi dilimizi konuşmaya çalıştığımızda çoğunlukla yanlış yaparız. Onların sevgi dillerini konuşmayı öğrenmeliyiz. Tanrı'ya sevgimizi ifade ettiğimizi düşündüğümüz bazı yollar olsa da onun bunu sevgi olarak görmediğini biliyor muydunuz? Örneğin Tanrı sadece onu sevdiğimizi söyleyen bir ilahi söylediğimiz için sevilmiş hissetmez. Eşim bir kart alıp üzerinde adını yazar ve geçerken bana uzatırsa sevilmiş hissetmezdim. Eşimden gelen boş kartlardan daha fazlasına ihtiyacım var. Tanrı'nın da öyle. Neyse ki Tanrı 5 sevgi dilinde konuşuyor. Onay kelimeleri. Biz Hristiyanlar buna övgü diyoruz. Kaliteli zaman. Biz buna sessiz zaman diyoruz. Yani dua, sözü okuma ve kişisel tapınma. Hediye almak. Bu ondalıklar ve bağışlardır. Hizmet eylemleri de adı üstünde. Ve son olarak fiziksel temas var. Halen halkına dokunmak, yakın olmak, rahatlık vermek ve onları iyileştirmek isteyen bir Tanrımız var. Kendisini gelecekte bir zamanda değil, şimdi fiziksel bedenlerimizde tecrübe etmemizi istiyor. Tanrı size olan sevgisini dokunabildiğiniz dünyada fiziksel olarak göstermek istiyor ve siz sevginizi fiziksel olarak gösterdiğiniz zaman o sevgi alır. Tanrı böyledir. Sevgi dillerini icat etti.
Ne harika bir haber. Bizimle aynı şekilde sevgi alan bir Tanrımız var. Bugün biraz zaman ayırın ve Tanrı'nın size olan sevgisini ifade etme şekillerini düşünün. O zaman sevginizi ona göstererek karşılık verin. Böylece babanızın sizinle tapınma yoluyla sürekli derinleşen, zengin bir ilişki için beklediğini fark edeceksiniz. Tüm varlığımız bir övgü aracı olarak biçimlendirilmiştir. Övgü ifade etmek için beden dilini kullandığımızda içsel olan görünür hale gelir. Dua edelim. Baba, sana bütün sevgi dilleriyle tapınmak istiyorum. Sana olan sevgimi mümkün olan her şekilde ifade etmek istiyorum. İtaat, vermek, dua etmek, ellerimi kaldırmak ve önünde eğilmek. Sana tapınmanın birkaç yolu var. Bana olan sevgini birçok şekilde ifade ettin ve ben de buna karşılık vermek istiyorum. İsa'nın adıyla. Amin. Bugünün ezber ayeti, yasanın tekrarı 11.1. Tanrınız Rabbi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun. Yasanın tekrarı 11.1. Benden sonra tekrarlayın. Tanrınız Rabbi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun. Yasanın tekrarı 11.1. Bir kez daha söyleyin. Tanrınız Rabbi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun. Yasanın tekrarı 11.1.